Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresi 7. ayet-i kerimede muhkem ve müteşabih ayetleri izah ediyorduk. Yine devam ile buna örnek olarak da müteşabih ayetler ki öncesinde de ifade ettiğimiz gibi Hristiyanların durumu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerekten Hazreti İsa'nın ruhullah, kelimetullah değil mi diye ifade etmesi neticesinde Efendimiz evet diyerek onlar bu konuda kendilerine bir delil çıkartarak da yani bir derece Peygamber Efendimiz'in bu kısa cümlesini kendileri terşişte ederek istedikleri gibi yorumlama durumuna giderekten bir derece Rabbimiz bu indirdiği ayet ile onları kınamış, bir derece yoruma müsait olan bu müteşabihat konusunda da yanlış duruma gittiklerini de ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak da ayet ve hadislerde müteşabihata birçok başka yerlerde de örnekler bulabiliriz. Mesela o Rahman arşı istiva etti. Arşı kuşattı. Şimdi buradaki kuşatmadan kasıt nedir? Yani haşa bir maddi bir cisim durumu söz konusu olmadığına göre. Buradaki istivadan kasıt nedir? Rab, o Rahman arşı istiva etti. Er-Rahman alel arş istiva. Yani arş bütün kainatın idare mekanizması. Yani böylece Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı iradesiyle, kudretiyle ihata edip kuşattığını, bir derece orada idare mekanizması olduğu için teşrikata olması. Mesela başbakan koltuğuna oturdu, cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. Çünkü orada genel olarak da Türkiye'nin idare yönetim merkezi. Yani onun oraya oturmasından kasıt, oradan memleketi yönetmiş olmasıdır. Yoksa köşkte de oturmayabilir. Başka yerde de kiraya verebilir. Yani oradaki köşke oturması, koltuğa oturmasından kasıt oradan memleketi idare ettiği idare mekanizması olması yönüyle. Yine Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Buradaki bundanla kasıt Cenab-ı Hakk'ın güç ve kudretinin her şeyin üzerinde olduğunu ifade etmiş olması. Yedullahi fevka eydihim. Yani Allah'ın elinin buradaki el gücü ifade eder. Kuvvet ve kudreti ifade etmiş olur. Ama bilmeyen insan buraya ne yapar? Tecessüme giderekten bir haşa Cenab-ı Hakk'a bir cisim manası verme yoluna gider. Bu da tabii ki neticede tehlikeli bir yola girmiş olur. Rabbinin yüzü bakidir. Yani burada insan bilinmesi, tanınması yüz cihetiyledir. Burada yüzün Cenab-ı Hakk'a ispat edilmesindeki mana onun zatını ifade etmiş olması. Yüz zatla eş anlamlıdır. Bir insanı arkadan gördüğünüz zaman tanımazsınız. Bilemezsiniz, ifade edemezsiniz. Yüzüyle tanıdığınız zaman o insan 70 yaşında da olsa 70 yıllık tanışıyor iseniz bütün hatırası gözünüzün önünde canlar. Yani onun simasını görmek, zatını görmekle eş anlamda olmuş olur. Ondan dolayı Allah'ın zatının baki oluşu yüzü ile ifade edilmiş olmakta. Yine hadiste Rabbimiz dünya semasına iner. Yani burada da dünya semasına inmiş olması Rabbimizin idaresi, yönetimi altında her şeyin olduğunu ifade sadedindedir. Yani muhkem ise burada aynı zamanda bir şeyi ıslah etmek için bir tür engelleme gibi manalara da gelmekte. Bu değişik şekillerde kontrol etme manasına gelmekte. Muhkem kesin hüküm, kesin olarak bir sonuç, kesin neticeye varma. Hüküm manaları, hakem manası aynı kökten de gelmiş olmaktadır. Bununla ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim'de muhkem şeklindeki ayet, onun üzerinde Kur'an-ı Kerim'de ayet geçmiş olmaktadır. Bununla ilgili olarak da muhkem ve müteşabih ayetler, işte kim bilir, nasıl bilir, onlarla ilgili olarak da ne vardır gibi birçok bu konuda da yapılan epeyce araştırmalar da var. Onunla ilgili çokça fikirler serdedilmiş, araştırmalar yapılmış, İslam alimleri bu konuda çokça şeyler söylenmiş ve bunlara atıf yapılaraktan onlardan, o İslam alimlerinden deliller, düşünceler, örnekler verilmiş olmakta yüzlerce sayfa. Ben sadece kısaca birkaç cümleyle size arz etmiş oldum. Yine muhkem ve müteşabiye örnek olarak işte burada demin de Hud suresinin 1. ayetinde Elif Lam Ra bu ayetleri muhkemleştirilmiş bir kitaptır.
Zümer 23'te Allah'ın sözleri en güzel bir müteşabih bir kitap olarak da indirdi ki devam eden birçok ayette de önümde de mevcut. Onunla ilgili birçok örnekte muhkem ve müteşabihata örneklerde mevcut olmuş olmaktadır. Bu muhkem kelimesinin Kur'an'da geliş kalıpları şu şekilde gelir. Hüküm vermek, Mü'min 48'de, Maide 42'de, Zümer 46'da olduğu gibi. Karar vermek, Nahil 59'da olduğu gibi. Hakem yapmak, Nisa 65. Sağlamlaştırmak, Hac 152. Hakimiyetine teslim olmak, Nisa 60. Sağlam muhakeme, Ali İmran 79, Yusuf 22, Meryem 12. Kanun manasına Maide 50. Heyet yani hakem heyeti gibi Nisa 35. Hakim Bakara 188. Hikmet Bakara 269. Ali İmran burada 7'de olduğu gibi. Çünkü hikmetin manasını da elbette ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine hikmet vermiş olduğu, en büyük ilim olan hikmet vermiş olduğu kimseler olmuş oluyor. Müteşabihat ise bu da şebeh kökünden geliyor. Kur'an-ı Kerim'de birkaç kelimeyle ilgili birkaç ayet vardır. Birkaç yerde kullanılmaktadır. Birbirine benzemek, benzer görünmek, tutarlı olmak, onun gibi görünmek manalarında da gelmiş olmakta, oralarda kullanılmış bulunmaktadır. Evet, Kur'an'ın müteşabihat üzerine bununla ilgili epey yine tezler, yapılan eserler, epey bu manada derinleşmiş olan manalar söz konusu olmuş. O konuda ele alınmış birçok manalarda bulunmuş olmaktadır. Yine müteşabih, işte benzer, şibih manasında benzer kelime manaları da söz konusu olmaktadır. Kelimenin lafzı içerisinde. Yine mesela hem lafız hem mana açısından, çünkü lafız bakımından farklı, mana bakımından farklı olsa da lafız ve mana açısından müteşabihler 5 kısımda ele alınmış. Kemiyet, nicelik açısından olaraktan, umum ve husus gibi, putperestleri yakaladığınız yerde öldürün ayetinde olduğu gibi, keyfiyet ve nitelik açısından, vacip ve mendup gibi, arzu ettiğiniz diğer kadınlarla evlenin manası, zaman açısından nasih mensuh gibi, Allah'tan sakınılması gerektiği gibi, sakının ayetinde olduğu gibi, ayetin indiği mekan ve haklarında indiği işler açısından, hayra ulaşmak, evlere arkalarından girmeniz değildir, haram ayları ertelemek, sadece kafirlikte ileri gitmektir. Arapların cahiliye devrindeki adetlerini bilmeyenler bu ayetleri yorumlamaları zordur. Yine yapılan işin sahih veya fasit olduğu şartlar açısından namaz ve nikahta olduğu gibi ve bu şekillerde de manalarda da Kur'an-ı Kerim'de o şekilde kullanılmış olmakta onun üzerindeki ayetler ile. Evet, yine müteşabihe örnekler Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde epey örnekler de verilmiş olmaktadır. O manada epey hadisler de var ki başta da onunla ilgili örnekleri de İbn Abbas'tan gelen, nakledilen örnekleri de sizlere arz etmiş idik. Evet, muhkem ve müteşabih konusu derin bir konu. Üzerinde çokça durulması gereken bir konu. Yani düşünülmesi gereken detaylı olaraktan ayetler ile arasındaki bağlantı noktasında ele alınması gereken husus. Rasih konusunda da gerçekten rüsuf sahibi olan gerçekten kimdir? Köklemesine, derinlemesine, meselenin külhüne vakıf olanlar kimlerdir gibi çok geniş ve detaylı bir şekilde üzerinde durulması gereken dediğimiz gibi. Çünkü bu konuda da çokça fikir yürütülmüş olan bir noktadır. Ta ki sağlıklı bir sonuca bu manada varabilmek için. Evet, tevhidler yoruma açık olduğu için problemleri de beraberinde getirebilir. Tevil eden müebbilin, tevil eden kişinin elbette ki o kapasitede, seviyede, vaziyet içerisinde elbette ki olması, böyle bir tevil gücüne de o insanın sahip olması gerekir. Evet, bu manada ayet-i kerimenin gramer olarak bir de tahliline şöyle bir nazar gezdirelim. Ve ukaru müteşabiyat, bu ayat ile matuf bir isimdir. Müteşabihat aynı zamanda sıfattır. Feyette bi'une cümlesi ise ellezinenin haberi olup ret mahallindedir.
Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah ise cümlesi ise müstehlife başlangıç cümlesidir. Ve râsifûne'deki vav ise istinafiye başlangıç cümlesidir. Râsifûn ise mübteda olmuş olmaktadır. Yekûlûne cümlesi ise onun haberidir. Küllüm min indi rabbina bu aynı zamanda müstehlife başlangıç cümlesidir. Yine o ma yezzekkeru illa ulul elbab hâkeza o da bir başlangıç cümlesi olmuş olmaktadır. Ve ahru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.